Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Dün yoğun bir gün geçirdim arkadaşlar. Hemen iki arada bir derede videoyu çektim. Paylaştım ve çıktım gittim evden arkadaşlar. Neyse aradan bir saat falan geçti. Yorumları bir okuyayım dedim. Hocam videoda ses yok. Ses yok. Ses yok. Ses yok. Hiç farkında değilim arkadaşlar. Mikrofonda bir problem olmuş. Mikrofon kapalı çekim yapmışım hiç farkında değilim. Yeni video çekecek de zamanım olmadı. Ama yorumlarda şunu gördüm. Hocam biz senin ne demek istediğini anladık falan diye. Yani bir şekilde anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Arkadaşlar dün videomuzda bu turkuaz çizgiyi çizdik biliyorsunuz. Ve şu anda oraya doğru yükselmişiz ve kıramadık tekrar geri çekiliyoruz. Yani direncimiz neresi? 26950 seviyesi üzerinde normalde 4 saatlik kapanış gerekiyor arkadaşlar ki kırılım geldi diyebilirim. Diyelim kırılım geldi. Şöyle gittik, kapattık üstünde. En azından bir saatlik kapanış yeterli olur diye düşünüyorum. O zaman şu kanala doğru, üst çizgiye doğru bir retest hareketi görebiliriz arkadaşlar. Neresi orası? 27400 seviyelerini işaret ediyor. Az sonra bunu destekleyen başka bir şey anlatacağım. Ama dediğim gibi önce direnç kırılacak. En azından bir saat kapatmamız lazım. 26.950 üstünde. O zaman bir 500 dolarlık bir hareket görebiliriz. 450 dolar 500 dolar neyse. Ama direnç kırılmadıkça neyi takip ediyoruz? Şu hareketi takip ediyoruz arkadaşlar. Kanalımızın orta çizgisi. Onun bulunduğu seviye neresi? 26.300 seviyesi arkadaşlar. Orayı kırmamamız gerekiyor. Altında 4 saatlik kapanış bayağı bir tehlikeli olur diye düşünüyorum. O zaman düşüşler daha da hızlanır. 25.400'lere kadar 500'lere kadar bile geri çekilme durumumuz olur. Yani kanal grafiğimizde durumlar bu. Gelelim hareketli ortalamalara. Gördüğünüz gibi günlükte arkadaşlar MA50'den bahsettik biliyorsunuz uzun bir zaman. Yani uzun bir zaman dediğim bir haftalık bir süreç. En üst ortalamaya gittik. En alt ortalamaya düşebiliriz. Ve düştük arkadaşlar. 3 gündür de tutunuyoruz. Şimdi normalde bir ortalamada tutundu mu diğerine bir gitmek ister arkadaşlar normal şartlarda. O da 27.012 seviyesini gösteriyor. Başka nereyi kırmışlar iyi test yapmamış. MA21 mesela o da 27.160 seviyesi ma 10a kadar gitti diyelim. 27.400'e kadar yolu olabilir arkadaşlar. Tabii ki direnç kırılırsa. Verdiğim dirençler önemlidir. Hepsi günlük dirençlerdir. Bir 4 saatliğe gidelim. 4 saatlikte de MA200'ü kırmıştık biliyorsunuz. Beyaz ortalamayı hala üzerine atamadık arkadaşlar. Onun da üzerine atmamız gerekiyor açıkçası. Şu an baktığımızda bütün ortalamalar retesti yapılmış. Yani burada bütün ortalamaların retesti yapılmış. Bir 8 saatliğe bakalım. Eksik bir şey var mı orada? MA10 var arkadaşlar. Mavi ortalama. Onun retesti henüz yapılmamış. Ve MA200. Onun bulunduğu seviye 27 bin dolar seviyelerinde. Yani orada yarım kalan bir iş var. Bir ihtimal bir daha bir deneme gelir mi? Göreceğiz. Ama arkadaşlar şu grafiğe baktığımda ne görüyorum? Bakın burada bir ikili dip var. Doğru muyum? Peki bu çalışır mı? Direnç kırılırsa çalışabilir arkadaşlar. Yani bu ikili dip nasıl hesaplanıyor? Bu ikili dip çekiyorsun arkadaşlar. 3 aşağı, 5 yukarı derinliği kadar bakıyorsun. Şöyle gördüğünüz gibi 27350'yi işaret ediyor. Tamam mı arkadaşlar? Bunun içinse direnci kırmamız lazım. 27350 veyahut 400 orlar hedef haline gelir. Normalde ikili dibin hedefi orasıdır. Ondan sonra ne olacak? Arkadaşlar diyelim gittik oraya. Hani ben direkt üzerine atar diye düşünmüyorum şahsen. Şuna benzer bir hareket görebiliriz. Diyelim gitti. Tekrar orlardan bir şekilde geri çekiliriz arkadaşlar. Daha sonra bir daha deneriz belki. Şu şekilde görebiliriz. Veyahut diyelim gitti. Tutunamadı orta çizgide. Şöyle en alt çizgiye düşer. Ondan sonra gidecekse gider. Anladınız mı arkadaşlar? Yani e, bu direncin kırılması, turkuaz renkli çizginin kırılması demek şu demek değil arkadaşlar. Bu demek değil yani. Anladınız mı? Kısa vadeli bir tepki yükselişi diyebiliriz. Yani bu son düşüşlerin bir tepki yükselişi anlamında. Şimdi yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Yükselişleri gösterdim ya. Bu hani yükseliş beklediğim için değil. Tamam mı? Direnç kırılırsa oluşabilecek hareketleri size anlatıyorum. Birçoğu anlıyor zaten ama ilk defa izleyen belki anlamamış olabilir. Peki direnç kırılmadıkça yani turkuazı kırmadıkça senaryomuz şu an bu arkadaşlar. Tamam mı? Yani şu orta çizgiye düşüş. Orayı takip edeceğiz. 26350 seviyesinde şu an altında 4 saat kapatmayacağız arkadaşlar. Ona göre yani. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.